Biri sevgili seyirciler. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri şu an telefon attığımızda. Sayın Yeniçeri, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar. Silivri davaları öncesinde ve sonrasında yaşananlarıyla kamuoyu çok yoğun bir şekilde tartışılıyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin sabah saatlerinde sanıyorum çok sert bir açıklaması vardı. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Efendim, ben aslında bu kararları bekliyordum. Çünkü bu mahkemeden başka türlü bir karar çıkacağını beklemek akla ziyan bir durumdu. Bu kararları aslında beklerken de hemen bu özellikle Hitler Almanya'sındaki bir olayı hatırladım. Hitler Almanya'sında bir Alman mahkemesi Pasteur Niemöller'i suçsuz bulduğunda, böyle bir şahıs var, Hitler'in şunu söylediği kayıtlarda vardır: benim suçlu diye ilan ettiğim bir kimseyi bir Alman mahkemesinin suçsuz çıkarması olayı bir daha görülmeyecektir, der. Sonunda da Niemöller'i Gestapo tarafından teslim edilir ve tutuklanır. Maalesef bu süreçte ilk aklıma gelen şey de bu oldu. Çünkü bu yargı, yani tırnak içerisinde Ergenekon denilen Silivri yargıları, mahkemelerden önce basında, mahkemelerden önce gazetelerde, mahkemelerden önce televizyonlarda daha tutuklanmış insanlar ellerinden her türlü söz özgürlüğü, kendini savunma özgürlüğü alınmış olan insanlar daha mahkemede ifadelerini vermeden emniyetteki ifadeleri veya tutuklanma aşamasında kendileri zaten suçlu ilan edilmiş, iktidar tarafından bunlar hedef gösterilmiş ve alabildiğine yaklaşık 6-7 senedir bunlar üzerinde bir itibar infazı ve bir imaj yönetimi projesi devreye sokulmuştu. Sonuçta bu verilen kararlar, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, bütün bu söylentilerin bağlamında kararlar olmuş ve nitekim bugün zannediyorum BBC'de yayınlanan bir haberde değerlendirmeyi şöyle diyor: Silivri Mahkemesi hükümetle büyük ölçüde aynı fikirde olduğunu gösterdi şeklinde yaptı değerlendirmeyi. Dolayısıyla medyanın, hükümetin ve siyasetin ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun işbirliği suretiyle suçluyla suçsuz, katille masum adeta birbirine karıştırılmış, akıl almaz derecede bir hatalar ve hukuk katliamı şeklinde bir sonuç ortaya çıkmıştır. Şimdi şunu özellikle ifade etmek lazım: şu tür bir kararı kamu vicdanını ve sade vatandaşı nasıl ikna edeceğini aslında ben düşünemiyorum. Şimdi davanın en önemli aktörlerinden olan bir şahsın adam öldürme, gasp ve hırsızlıktan sabıkası var. Danıştay saldırısını gerçekleştiren saldırganın da bu arkadaşı. Bu kişi bu mahkemede hem sanık hem de gizli tanık olarak kullanılmıştır. Onun ifadeleriyle Danıştay saldırısı Ergenekon terör örgütünün cebir ve şiddet unsurunu tamamlamıştır. Yani bu adamın ifadesiyle Ergenekon terör örgütünün cebir ve şiddet kullandığı, katliam yaptığı imajı mahkeme tarafından kabul edilmiştir. Bunu yapan, bunu söyleyen kim? Adam öldürmeden, gasp ve hırsızlıktan sabıkası olan birisinin ifadesi. Hem sanık hem gizli tanık. Ve bu sonuçta da yargıya yaptığı katkıdan dolayı olacak, mahkeme tarafından bu şahıs delil yetersizliği ya da diğer sebepler gerekçesiyle tahliye edilmiştir. Şimdi bu yargılama biçimlerine, bu özel yetkili mahkemelerin yargılama biçimlerine bakın. Ömrünü terör örgütleriyle mücadeleye adamış bir emniyet müdürü, İktidar yanlısı çevreleri rahatsız eden bir kitap yazdıktan sonra mücadele ettiği terör örgütünün mensubu sayılarak mahkum edilmiştir. Yani bunu normal, orta zekalı, formal mantıkla düşünmesini bilen bir vicdan sahibi kişinin adlandırması mümkün değil. Adamın belki başka suçları vardır, şudur budur filandır da, mücadele ettiği, ömrünü adadığı bir terör örgütünün mensubu sayılarak adama şu kadar cezaya adılması enteresan. Şimdi bir başka bir şey de, silahlı, kanlı ve katliamcı terör örgütü PKK, iktidar yanlıları tarafından yasal olmayan örgüt, teröristlere de aktivist sıfatı verilmeye çalıştığı bir zamanda
bir Ergenekon'ya başka bir ifadeyle söylenen unsura da yeni bir terör örgütü sıfatı ortaya koymaya çalışılıyor. Şimdi yargılama sırasında yasal, usul, esas, teamül ve uygulamalara aykırı hemen her şey gerçekleşmiştir. Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz. Yani mesela uzun tutukluluk süreleri, usule uymayan muameleler, yapılamayan savunmalar, bir kişinin hem sanık hem de gizli tanık olması türünden garip uygulamalar, Şembin Sakık gibi terörist hükümlülerin gizli tanık olarak dinlenmesi ve mümkün olduğu kadar geniş suç tanımlamalarını ortaya konması. Yani biz çıkarıyorduk eskiden, torba yasa çıkarıyoruz meclisten. 173 tane ayrı kanunu bir torbanın içerisinde çıkarıyoruz. Burada da adeta bir torba adalet sistemi gibi bir kavramlaştırma söz konusu olmuştur. Şimdi cebir ve şiddet içermeyen kara propagandadan ya da andıştan darbe niyeti çıkarmak da aşırı niyet okuma olarak neredeyse Türk adalet tarihine geçmesi gerekir. Karar duruşmasına sanık ve izleyicilerin alınmamasıyla aleniyet ilkesi de mahkeme tarafından adeta alt üst etmiş ve çiğnenmiştir. Yani şunu söylememiz gerekiyor. Adaletin kantarı bozulmuştur. Yani bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar. Mahkeme duruşmalarda sürekli tehditler savuran bir isim şu anda serbest bırakılmış. Buradan doğabilecek süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben şahsen Ankara'da her şeye rağmen hakimlerin olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi bu çok büyük ölçüde hükümet yandaşı ya da hükümetin öngördüğü şekilde hareket edenlerin her türlü suçu işlemiş olmalarına karşın adeta yargıya karşı bir masumiyet zırhı edildiklerini görüyoruz bu yaklaşım tarzında. Evet. Zaten daha önce Hakan Fidan hakkında açılan soruşturma sürecinde Hakan Fidan için özel yasa çıkarılması da bunun tipik yansımasıdır. Aynı şey Deniz Feneri olayında da söz konusu olmuştur. Onun için Türkiye'de şu anda Türk hukuku yoktur. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hukuku vardır. Türkiye'de şu anda geçerli olan yasalar Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uygulamacı elemanlarının öngördüğü yasalardır. Özellikle bu olaylarla ilgili olarak bunu rahatlıkla söylemek mümkündür. Sayın Yeniçeri, bundan sonraki sürece ilişkin neler söylemek mümkün? Milliyetçi Hareket Partisi dün çıkan bu kararlar ve özellikle bu tahliyelerin gerek dünya gerekse Türkiye kamuoyunda yarattığı vicdani yarayla ilgili önümüzdeki süreçte neler yapacaktır onu da sizden öğrenmek isteriz. Şimdi özellikle şunu söyleyeyim, bu sürecin en güzel tarafı bir an evvel bitmiş olmasıdır. Evet. Çünkü bu özel yetkili ağır ceza mahkemesi diye bir mahkeme olmaz. Demokrasilerde genel mahkemeler olur, ihtisas mahkemeleri olur. Bu hükümetlerin, iktidarların kendilerini korunmak, savunmak ya da muhaliflerini etkisizleştirmek amacıyla adeta teşkil ettirdikleri bir kurumdu ve bu kurum parlamentoda feshedilmiştir. Bu mahkemelerin ömrü bitmiştir, görevi sona ermiştir. Bu mahkemeler şu anda ellerindeki dosyaları yapıyorlar ve bir an evvel kararlarını vermeleri de çok isabetli olmuştur. En sevindirici yan da budur. Şimdi buradan önümüzdeki günlerde bu Yargıtay'a geleceğiz. Yargıtay'da özellikle Balyoz davasıyla ilgili olarak takip ettiğimiz kadarıyla Yargıtay'da mahkemelerin çok daha ağırbaşlı, çok daha hukuka, kurallara, kaidelere uygun bir biçimde işin sürdürüldüğü anlaşılıyor. Bu da bu noktada Yargıtay aşamasını sükunetle takip etmek gerekir. Ayrıca ben şunu söyleyeyim, bu mahkemelerde kararların bu kadar ağır olmasının nedeni Gezi Parkı'nda ortaya konulan direniştir. Bu direnişe karşı bir gözdağıdır bu kararlar bir yönü itibariyle de. Onun için evet, hükümetin yeniden böyle bir imkan vermemek gerekiyor. Çünkü hükümet heyyuleler yaratarak, düşman yaratarak, kamplaşma yaratarak kendi makuliyetini ve meşruiyetini kanıtlamaya çalışıyor. Onlara bu aracı vermemek gerekiyor. Bu sokakları tahrip etmek, yakıp yıkmak, döküp kırmak
bunlar hükümetin bu tür haksız uygulamalarını da halk nezdinde meşru gösteren bir konuma getiriyor. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz nerede bir hukuksuzluk varsa onun karşısındayız. Tabii siyasal anlamda nasıl bir rota izlenmeli? İfade ettiğiniz gibi artık hukukun kalmadığı bir süreç. Adalet duygusu rencide olmuş. Tabii yine bir seçim süreci de yaklaşıyor Türkiye'yi. Herhalde Eylül ayından itibaren biraz daha bu siyasal atmosfer konuşulmaya başlanacak. Ona ilişkin nasıl bir yöntem izlenmeli, nasıl bir yol haritası izlenmeli? Şimdi Adalet Kalkınma Partisi bu seçimle beraber büyük bir telaş içerisine kapıldı. Bunu görmek lazım. Bu gerek Gezi Parkı olayları, gerek Mursi'nin devrilmesi, Türkiye-Mısır hattının çökmesi, Güneydoğu'nda PKK'nın devletleşmeye ve orada adı konmamış bir özellik ilan etmesine Adalet Kalkınma Partisi büyük bir itibar kaybına uğramıştır. Bu itibar kaybını düşman yaratarak taraftarlarını etrafında tutmaya çalışmaktadır. Bakın Adalet Kalkınma Partisi bir şey yapmıştır. Halka karşı bir hükümet olarak miting düzenlemiştir. Yani devlet mitingi düzenlemiştir halka karşı. Halkın şurada burada uygulamalara karşı ortaya koyduğu gösterilere karşı gösteriler düzenlemiştir. Bu bir iktidarın düştüğü acziyeti tipik olarak yansıtan bir durumdur. Onun için önümüzdeki süreçte Adalet Kalkınma Partisi şimdi seçim sistemiyle oynayarak kendisini az oy almasına karşın tek başına iktidarda tutacak bir yolu araştırıyor. Şu anda bütün AKP kurmayları var gücüyle bunu çalışıyorlar. Acaba dar bölge sistemi, daraltılmış bölge sistemi, 5 milletvekiline, 4 milletvekiline ile ilgili bölgeler yaratarak bu bölgelerde oyun çoğunluğu alan hep milletvekillerin hepsini çıkarması gibi bir yöntemin üzerinde duruyorlar. Bu durum şunu gösteriyor bize, önümüzdeki mahalli seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi ciddi bir oy kaybına uğradığı halinde artık Adalet ve Kalkınma Partisi'ni parti olarak ayakta tutacak hiçbir şey kalmıyor. Hükümet de sıkıntıya düşecek. O bakımdan burada uygulanması gereken şey seçimlere ciddi bir biçimde hazırlanmaktır. Sokak hareketlerinden kaçınmak ve ciddi bir biçimde hükümetin elini güçlendirmeden, hükümeti bu konuda bir takım korkular yaratacak duruma getirmeden ciddi bir biçimde seçimlere, sandığa, bütün vatandaşları sandığa gidecek şekilde organize etmek, yönlendirmektir. Peki. Mesele sandıktan geçiyor, sandıktan sonuç alınacaktır. Hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Sayın Yeniçeri, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katılıp değerlendirmek.